Aralık 2022'de Mardin Havalimanı'nın yeni adı ne olmuştur? Aziz Sancar Havalimanı Ocak 2023'te Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçilen kişi kimdir? Ahmet Yener Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda maç yöneterek Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçen kişi kimdir? Stephen Frappard Aralık 2022'de Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü kazanan ilk Türk teknik direktör kim olmuştur? Fatih Terim. Mustafa Kemal Atatürk'e 1893'te matematik öğretmeni tarafından Kemal adının verildiği okul hangisidir? Selanik Askeri Rüştiyesi. 38 yıl sonra Kasım 2022'de infilak eden ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan dünyanın en büyük yanardağı Hangisidir? Mauna Loa Dağı. Ekim 2022'de 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan yapım hangisidir? Karanlık Gece. Ocak 2023'te Fransa'da düzenlenen Dünya Buz Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebek yarışında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcumuz kimdir? Deniz Kayadelen. Ocak 2023'te Avustralya'da düzenlenen J300 Trarolgon turnuvasında şampiyon olan tenisçimiz kimdir? Melisa Ercan Ocak 2023'te Atlantik Okyanusu'nu yelkenle tek başına geçen ilk Türk kadın kim olmuştur? Başak Mireli Aralık 2022'de 82 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele'nin naaşının defnedildiği 32 katlı anıt mezarın adı nedir? Memorial Necropol Ekumenika Ocak 2023'te Çekya'nın yeni cumhurbaşkanı kim olmuştur? Peter Pavel 2023 Avrupa Gençlik Başkenti seçilen şehir hangisidir? Lablin, Polonya Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nca 2023 Avrupa Spor Şehri seçilen ilimiz hangisidir? Sakarya Avrupa Salon Atletizm Turnuvası 2023 yılında nerede düzenlenmiştir? İstanbul 2023 Yeşil Avrupa Başkenti seçilen şehir hangisidir? Tallinn, Estonya. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2023 yılı turizm başkenti seçilen ilimiz hangisidir? Şanlıurfa Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na 2023 yılında ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir? Birleşik Arap Emirlikleri. 2023 yılı Avrupa Birliği dönem başkanlığı yapacak ülkeler hangileridir? İsveç Ocak-Haziran 2023, İspanya Temmuz-Aralık 2023. Karadut, Dol Karabakır Dol, Yaradana Mektuplar, Deli Fişek, Tezek eserlerinin sahibi, ressam, şair ve akademisyen kimdir? Bedri Rahmi Eyüboğlu 2023 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehirler hangileridir? Elefsina, Yunanistan, Timoşara, Romanya, Vesprem, Macaristan Ocak 2023'te ünlü araştırma şirketi Numbeo'nun her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesi verilerine göre dünyanın en güvenilir şehri hangisi olmuştur? Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri 2023 yılı G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ülke hangisidir? Yeni Delhi, Hindistan 2023 yılında G7 dönem başkanlığına ev sahipliği yapan ülke hangisidir? Japonya. Aralık 2022'de UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen unsurlarımız nelerdir? Nasrettin Hoca fıkralarını anlatma geleneği, çay kültürü, Ahlat taş işçiliği ve ipek böcekçiliği. Kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarma cesareti ve klinik keskinliği için 2022 Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen kişi kimdir? Eni Ernox Soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimine ilişkin keşifleri çalışmasıyla 2022 Nobel Tıp Ödülüne layık görülen kişi kimdir? Svante Pabo 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde ödüle layık görülen kişiler kimlerdir? Vefa Ödülü sahibi Aşık Veysel Müzik alanında Ajda Pekkan Resim alanında Süleyman Saim Tekcan Sinema alanında Yılmaz Erdoğan Tiyatro alanında Ayla Algan İlim kültür alanında Hayrettin Karaman Edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler, Karikatür animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, Gastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre Akkor, Dans bale alanında Tan Sağtürk, Mimari alanda Hilmi Şenalp, Zanaat alanında Sevan Bıçakçı, Geleneksel sanatlar alanında Gülbin Mesera, Hüccetül İslam, Şerefül Ümme ünvanlarının sahibi, zararlı fikir akımlarıyla uğraşan İhya-u Ulumiddin, Cevahirül Kur'an eserlerinin sahibi İslam düşünürü kimdir? Gazali Fransız aydınlanmasının öncülerinden olan, ayrıca hukuk, yönetim tarzları ve toplumsal konularda çalışma yapan, kanunların ruhu üzerine kitabını yazan ve kuvvetler ayrılığı fikrinin teorisyeni olan kişi kimdir? Montesquieu Puslu Kıtalar Atlası Suskunlar 7. Gün Kitabül Hiyel Eserlerinin Yazarı Kimdir? İhsan Oktay Anar Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde Alp Ertunga'nın ismi ne olarak geçmektedir? Afrasiyab. Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi kimdir? Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi Filiz Dinçmen'dir. Profesör Doktor Aykut Özdaren'denin geliştirdiği yerli Covid-19 aşısına hangi isim verilmiştir? Turkovak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Beçin antik kenti hangi ilimizdedir? Muğla Ülkemizde 19 Eylül ne gün olarak kutlanmaktadır? Gaziler Günü 93 Harbi'nde kahramanca mücadele eden Nene Hatun'a Cumhuriyet döneminde hangi soy isim verilmiştir? 40 Göz Olimpos Dağı ve Marineris Vadisi hangi gezegende bulunmaktadır? Mars İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi hangi şehirdedir? Cidde, Suudi Arabistan Mesnevi, Fıhi Mafi, Divan-ı Kebir, Mektubat isimli eserlerin sahibi, Türk İslam düşünürü kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca kanalımızın ayrıcalıklarından faydalanmak ve bize destek olmak için katıl butonuna tıklayarak gümüş, altın, elmas ve yonca üye olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.